3-9 Kasım her yıl ülkemizde organ bağış haftası olarak kutlanmakta. Biz de hastanemizde buna yönelik etkinlikler planladık. İl genelinde bilgilendirici toplantılar yaptık. Hastanemizde toplam aldığımız bağış sayısı 25. Yalnız bu Malatya nüfusuna göre çok az. O yüzden 25 bin organ bekleyen hasta olduğunu düşünürsek tüm vatandaşlarımızı organ bağışçısı olmaya çağırıyorum. Yani önemini vurgulamak adına bir hafta olabilir ama biz zaten bütün bir yıl boyunca organ bağışı almaya devam ediyoruz. Bunun daha da yaygınlaşması için de çeşitli seminerler, toplantılar, bilgilendirici eğitimler yapıyoruz. Okullarda bilgilendirme toplantısı, işte Diyanet'in bazen talebine göre oralarda bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Bağışçılara çok teşekkür ederiz ama hani sayının daha yüksek olması lazım. Çünkü daha önceki konuşmamızda belirtmiştim, 25 bin kişi civarında organ bekleyen insan var. Bunun çok büyük bir çoğunluğu da böbrek. Ne kadar çok bağışçımız olursa o kadar çok hastanın kurtulma şansı mevcut. Pandeminin etkisinin çok olduğunu düşünmüyorum. Yeterince belki bilgilendirme yapamıyoruz, ondan olabilir. Yani şu anda pandemiyle alakalı kısıtlayıcı bir tedbir yok. Bağış konusunda halkı daha çok bilinçlendirmemiz gerekiyor. Kişi vefat ettikten sonra organ bağışı evet olabiliyor. Bununla ilgili bir kurulumuz var. Öncelikle hastanın bilgilerini bağlı olduğumuz koordinatör merkeze gönderiyoruz. Eğer beyin ölümü tanısı koyduktan sonra eğer uygun ise bağış için daha sonra aile görüşmeleri yapıyoruz. Evet, vasisi olan insanlar, yakınları imza vererek organ bağışçısı olabiliyor ve bu çok güzel bir durum oluyor. Yani o anda işte toprağa gidip çürüyecek organlar 4-5 kişinin hayatını kurtarabiliyor. Yani organlarımız toprak altında çürümesin, bekleyen insanlara umut olsun. Herkesi organ bağışçısı olmaya davet ediyorum. Dini açıdan şöyle, Diyanet'in bu konuda fetvaları var, uygun görüldüğünü söylüyorlar. Bu konuda da endişeleri olan vatandaşlarımız Diyanet'in fetva ekibinden bilgi alabilirler. Daha çok eğitim, daha çok bilgilendirme toplantısı, organ bağışının ne şekilde olacağını bildirmek, bunlar yeterli.